Hepinize merhaba arkadaşlar. Sezer Dünya kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Videosunu çekmiş olduğum 4 yıl önceki projenin 4 yıl oldu mu? Oldu oldu. Olmuş. 4 yıl önceki 4 yıl önce çekmiş olduğum kapı kilit şifresini şu anda da görüyorsunuz. Daha fazla oldu. Videosu evet. 4 yıl önce. 6 yıl önce yapmıştım projeyi. Zaten orada da açıklamasını yapmıştım. O videonun içeriğinde açıklamasını yapmıştım. 2 yıl önce çektiğimi dair. Şu an tamı tamına 6 yıl boyunca Arduino Uno'yu kullandık. Evet. Şifreli kapı kilit sistemi olarak kullandık ve dışarıda kullandık. Hani evin içinde de değildi. Yağmur, çamur, yani kar. Şey. Tabii Aydın'da ne kadar kar yağarsa o kadar kar. Aynen, evet. Ve üstü açıktı. Sigorta kutusu yapmıştık. Hani böyle amatörce hazırlamıştık. 12'li sigorta kutusu koymuştuk. Aynen. Zaten siz de şimdi aşağıda göreceksiniz neler yaptığımızı. Şimdi dilerseniz yeni güncellemeleri, neler eklediğimizi ve sizlerin de önerilerini açıklama kısmına bekliyorum. Daha neler yapabiliriz? Şu anlık bizim hazırladığımız projeyi sizlere tanıtacağız. Sonrasında aşağı gidip kuracağız. Dilerseniz Oğuz tanıtacak. Sonra bir daha testini yapacağız zaten. Aynen, testini yapacağız zaten. Sizlere göstereceğiz ve nasıl çalıştığını da şimdi biraz sonra tekrardan gösteririz de. Şimdi dilerseniz Oğuz size projeyi aynen neler yaptığını, işte PCB çizimini vesaire her şeyi anlasın. Ondan sonra gidip aşağı kurumuna geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi devre kartlarımız önümüzde duruyor. Şu anda daha önce sistemimiz bildiğiniz üzere tek parça halinde duruyordu. Şu anda iki parça haline böldük sistemi. Bir dış panel olarak bir de iç panel olarak. İç panel gördüğünüz üzere bu kadar. PCB haline getirdik. Niye bu parçalar var derseniz bunu güncelleme yaptıktan sonra aklımıza geldi bir daha. Bunu yeni bir güncelleme olarak ekledik. ESP Wi-Fi modülü ekledik. Şurada bir transistörümüz var. O da ESP'yi sıfırlama için kullanıyoruz. Kartın üzerinde Arduino Nano var. İşlemcimiz o. Kapıyı açmak için bir adet 5 volt rolemiz. 12 volt transformatörümüz var. Sigorta girişimiz, enerji girişimiz yani 220 giriş yapıyor direkt bu karta. İstersek 12 voltta girebiliyoruz. Yerine göre işlem yapabiliriz. Burada kutunun dışına herhangi bir anahtar koymak istersek regüleden sonra bir anahtarlama sistemimiz var. Onun için kullanıyoruz. Protesto çizdik kartımızı bu arada. Çizimi sezerdino.com adresinde web sitemizde bulabilirsiniz. Şurada da iki tane dış panelle bağlantı pinlerimizi görüyorsunuz. DT8 kablo ile bunları bağlantısını sağlayacağız. Regülatörümüz burada zaten. 7805'imiz. Sistem çok basit. Bir sonraki videoda belki kartımızı genişletir. ESP Wi-Fi modülümüzü ekleyebiliriz üstüne. Bu iç panel arkadaşlar. Bunlar da iki sistem arasındaki bağlantı kablolarıydı. Dışarıda bu kabloların mesafesi uzayacağı için aradan kesip ek yapacağız büyük ihtimal. Bu da dış panelde kullanacağımız LCD panel. Yukarıcı. Bu bildirim ışıklarımız. Ön panelde bize gözüken ışıklar. Bu da keypadimiz ve dış panelde pinlerin düzenlemek için bir ufak bir kart çizimi. Bu da burada duruyor. Dış panelde ise şu kendi çizimimiz yine. Bunu da paylaşırız. 3D printer'da çıktısını aldık. Bu sistemi koyacağız. Keypadimiz burada olacak şu şekilde. Ardından ekranımız da burada duracak. LED'lerimiz 3 tane yapmıştım ama birisi güç ışığı olarak yapmıştım. 2 tanesi de bu sistemimizdeki ışıkları takacağız. Sistemimiz bu kadar arkadaşlar. İsterseniz hemen kuruluma geçelim. Kurulumdan sonra testini yapacağız tekrar. Sizler de göreceğiz. Arkadaşlar şu an eski sistemi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi işte hala daha çalışıyor. Birazcık deformasyonlar oldu. İşte üstünde kutu vardı. Maalesef kutu da vidalardan kırıldı. Şimdi gördüğünüz gibi halihazırda şifremize gireyim. Gördüğünüz gibi şurada hafif deformasyonlar var hala. Tuşların üstleri birazcık silinmiş. Hatta bir 6 yıl olunca maalesef böyle durumlar oluyor. Şimdi şifremizi yazıyorum. Şimdi yıldız tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi kapı da açıldı zaten. Halihazırda hala şifremiz çalışıyor. Şimdi dilerseniz kutusunu açalım. Altı yıl sonra arkadaşlar Arduino ve kutusunu açacağız. Yavaş yavaş.
Evet, sizlerle birlikte. İstiyorsan potu çıkar abi, şeyi, potun koruması var ya. Takılıyor olabilir. Ha, tamam. Oo. Evet. 6 yıl sonra gelinen nokta bu arkadaşlar. Bile portumuz bile durmuş içinde. Tabii o zamanlar işte sistem birazcık pasifti. Evet, hala da evet, kırılan parçalarımız. Evet. Sistem bu şekilde. Şimdi dilerseniz artık devamını getirelim. İnternet üzerinden ve normal keypad üzerinden yine giriş yapabiliyoruz. Ben şimdi şifreyi yazayım. Buradan göstereyim sizlere. İlk önce bir yanlış yazayım. Gördüğünüz gibi şifre hata aldı dedi. Tekrar giriyorum. Bu doğruya girdim. Ve kapımız açıldı şu an. Şöyle arkasında eşya olduğu için tam açılmamış olabilir. Şimdi tekrar kapatıyorum. Şimdi bu sefer internet üzerinden açacağım. Google Chrome açıyorum. Şimdi buraya IP adresini yazacağım. Yazdım. Girişim yapıyorum. Evet, sunucuya bağlandık. Şu an sadece kapı açmak için standart bir arayüz var. Bu arayüzü uygulama olarak geliştireceğim. Aşağıdan siz de linklerden ulaşabilirsiniz yine. Kapıyı aç dedim. Evet, gördüğünüz gibi kapı çekti ve açıldı. Şu an arkası yine sürgü olduğu için. Evet. Güncellemeyi tamamladık. Sisteme yeni yazılımlar ve Wi-Fi'yi ekledik. Umarım beğenmişsinizdir. Projenin detaylarını daha fazla açıklama sezerli.com adresinde bulabilirsiniz. Başka projelerde, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.